Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Antalya'da Narex Tarım'dayız. Yanımızda firmamızın genel müdürü Durmuş Bey var. Önce Durmuş Bey'in kendisini, daha sonra da firmamızı tanıyacağız. Durmuş Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Tanıyabilir miyiz sizleri? Durmuş Ali Kelikli, 30 yıldır yaz sebze meyve sektöründe muhasebeden işletmeye, sevk idareye, pazarlamaya, yurt dışı bütün ilişkileri sürdürmeye kadar bütün departmanlarında çalıştım. 30 yıllık birikimimizle Narex Tarım'a faydalı olmaya gayret ediyoruz. İşin mutfağından geliyorsunuz. Evet, tabii ki işin çıraklığından geliyoruz. Öyle olunca da zaten her konuya hakim oluyorsunuz. Elbette. Peki firmamızın kuruluş ve gelişim hikayesinden bahseder misiniz bize? Nasıl ortaya çıktı Narex Tarım? Firmanın sahibi Erol Zor, 40 yıldır Almanya'da yaz sebze meyve sektöründe toptan satış, perakende satış, marketçilik bölümlerinde uzun zaman çalıştıktan sonra 5 yıl öncesinde Türkiye'ye gelip kendi ürünlerini, Türk ürünlerini özellikle Alman piyasasında, Hollanda piyasasında tanıtmak, Türk ürünlerinden para kazanmak, Türk ürünleri ticaretini yapmak amacıyla Narex Tarım'ı kurdu. 5 yıldır da güzel bir şekilde kaliteli, zamanda servisle iyi bir ihracat çalışması yapmaktayız. Peki Narex Tarım olarak hangi ürün gruplarına sahibiz? Ne tür hizmetler verebiliyoruz? Biz Almanya'da hallere mal vermiyoruz. Sadece genel itibariyle süpermarketlere hitap etmekteyiz. Süpermarketlerin de tüm Türkiye'de yetişen tüm sebze meyveleri tüketme talepleri var. Biz mevsimine bağlı olaraktan kışın ve yazın Türkiye'de yetişen tüm sebze meyveleri biz Avrupa'ya ihracatını yapmaktayız. Şimdi yerimiz Antalya'da. Antalya dışında hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz? Antalya'da genel itibariyle sera ürünleri var. Kışın sera ürünlerinin dışında Bursa'dan armut, Türkiye'nin değişik yerlerinden ayva, nar ve kışın buna bağlı olarak Türkiye'de yetişen tüm meyveleri, yazında Bursa'ya gidiyoruz, siyah inciri aromasıyla tüm dünyada meşhur olan siyah inciri, Alaşehir ve Denizli'den Sultanas çekirdeksiz üzümü, Mersin'den yazın yaylalarda yetişen biber başta olmak üzere bütün sebze meyveleri tedarik edip paketlemek suretiyle yurt dışına göndermekteyiz. Almanya'ya mı ihracat yapıyoruz? Genel olarak Almanya'ya ihracat yapmaktayız ama bizim ürünlerimiz Almanya'dan Hollanda'ya kadar devam etmekte ve İngiltere'ye kadar da uzanmaktadır. Peki aylık kapasitemiz ne kadar, yani ne kadar ürün gönderebiliyoruz, ne sıklıkla araçlarımız çıkıyor buradan? Biz aylık kapasiteyi biz ton bazında kullanmıyoruz. Bunu sadece tır sayısı olarak yapıyoruz. Tır sayısı da bizim şu anki kapasitemiz aylık 15-20 tır arasında değişmektedir. Peki zaten çok güzel, çok kaliteli bir firmadayız ama sizce Narex müşterileri tarafından neden tercih ediliyor olabilir? Müşterilerimiz bizim genelde Avrupa'daki süpermarketler olduğu için bizim özellikle hem kalitemiz ve diğer taraftan da fiyat rekabet açısından fiyatlarımız uygun olduğundan ve uzun süre raf ömrü uzun olduğu için Avrupa'da tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bu da çok büyük bir gurur kaynağı değil mi? Türkiye'nin bu verimli topraklarından çıkan ürünlerin Avrupa'ya tanıtılması ve hep tercih edilmesi. Evet, tabii ki yani bizim ürünlerimizin Avrupa tarafından tercih edilmez. Çünkü Avrupa'da biz tek değiliz. İspanya'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan da Avrupa'nın kendi ürünleri gelmekte ve onlar bir günlük, iki günlük yollardan gelirken bizim ürünlerimiz 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük yol güzergahlarıyla, yol şartlarında gelmesine rağmen onlarla rekabet etmek ve para kazanmak çok büyük bir gurur kaynağı ve Türkiye'ye döviz getirmek ayrı bir övünç kaynağı. Mutluluk duyuyoruz bundan. Peki gelecek hedeflerimize değinelim biraz. İleride Narex firmasının ismini nerelerde duyacağız? İhracat ağımız ne kadar genişleyecek? Bizim ileriye doğru ihracat ağımız günlük bir tır şeklinde aylık 30 tır yapmak ve Almanya'daki
önemli süpermarketlerin tamamının veya işte önemli bir kısmının ihtiyacını karşılayıp müşteri memnuniyetini devam ettirmek. Şimdi Durmuş Bey, koca bir tesisin başındasınız. Her şey de sizin sorumluluğunuzla gidiyor. Yaptığınız işte ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Bu sıkıntılara nasıl çözüm önerileri getiriyorsunuz? Bizim yaz sebze meyvede en çok sıkıntı çektiğimiz konuların başında ilaç kalıntıları gelmekte. Bundan dolayı da üreticiden tedarik ettiğimiz tüm ürünleri özel laboratuvarlarda özel analizler yaptırmak suretiyle içinde analizi temiz olanları Avrupa'ya ihraç etmekteyiz. Dolayısıyla da bu hem özel analizden dolayı bir maliyet külfeti. Ayrıca da üreticiler zaman zaman bazı ürünlerde, pahalı olan ürünlerde fazla gübre kullanmak suretiyle onların raf ömrünü kısaltıyorlar. Bunu da tabii ki biz paketleyici firma, ihracatçı firma olduğumuz için bunun farkında olamıyoruz. Dolayısıyla onların raf ömrü kısalıp bozulduğu zaman da biz de Avrupa'da zor durumda kalabiliyoruz. Bunlar hoş şeyler değil. Üreticilerin daha iyi bilinçlenmesi gerekiyor. Paketleme açısından biz işçilerimizle gurur duyuyoruz. Onlar çok güzel paketleme yapıyorlar. Çok iyi seçme ayıklama işlemi yapıyorlar. Firmada çalışan tüm kadro üzerine düşenleri yapıyor ama bunun dışında üreticilerin üzerine düşenler var. Ayrıca nakliye konusunda çok problem yaşıyoruz. Türkiye çıkışında özellikle Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluyor. Gümrüklerde memurlar sayısı az. Bazen Bulgar'da özellikle Avrupalılar siyasi amaçlardan dolayı sorun çıkarabiliyorlar. Bazen tırlarımız orada 2 gün bekliyor. Bu da bize tabii raf ömrü açısından ürünlerimizin raf ömrünün azalmasına, bu tür sıkıntılara yol açabiliyor. Peki Durmuş Bey, son olarak sizleri izleyen değerli izleyicilerime buradan neler söylemek istersiniz? Nareşlerimin yaptığı ürünlerden, gönderdiği ürünlerden tüm müşterilerimiz, tüm süpermarketler memnun olmaya devam edecekler. Çünkü biz kendi vizyonumuzdan ve misyonumuzdan hiç taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda herkes rahat olsun. Türkiye çok iyiye doğru gidiyor. Topraktan tüketiciye kadar olan bütün zincirlerde bizim izlenebilirlik esaslarına bağlı olarak tüm tüketicilere sağlıklı, gıda standartlarına uygun, dünya gıda standartlarına uygun ürünler göndereceğimizden tüm müşterilerin bu konuda memnun olacağını biliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizlere Antalya'dan, Narex Tarım'dan seslendik. Firmamızın genel müdürü Durmuş Bey'e sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.